sayın dinleyicilerimiz, yılbaşı özel programımızın yeni yıla girerken kısmına devam ediyoruz. Memleket Havaları Ses ve Saz Birliği şefleri Sadi Haber Ataman. Çok teşekkür ederiz, lütfettiniz. Bütün arkadaşlarla geldiniz. Hepsinin ayrı ayrı isimlerini okumaya kalkıp teşekkür etmeye teşebbüs etsek gecemiz dolacak. Onun için onların adına belki siz dinleyicilerimize ve kıymetli misafirlerimize bir iyi dilek, belki bir temenni. Efendim, bütün bir yıl boyunca, hatta nice yıllar boyunca uzun, sıhhatli ve neşeli günler temenni ediyoruz. Size bu küçük programımızda bir İstanbul türküsü, arkasından Kars havalisinde yayılmış türkü. Ve onun arkasında da zaman bulabilirsek, bize verilen zamanı şey edemezsek, işgal etmiş olmazsak, bir mani söyleyeceğiz. Yılbaşı manisi söyleyeceğiz. Memleket Havaları Ses ve Saz Birliği Sadi Haber Ataman. Thank you.
Verdikleri talimata göre şu dakikada sizlere iki tane arka arkaya hikaye anlatmam lazım. O iki hikayeyi de bilmiyorum ne anlatacağımı. Yazmıştım buraya bir yere. Kahretsin. Kolay değil efendim. Her hafta 8 tane hikaye yok program. Şimdi ben düşündüm taşındım. Madem ki bu hikayeleri ben bulamayacağım. Madem ki bu dakikayı ben dolduramayacağım. Öyleyse dedim İstanbul'da en iyi hikaye anlatan kim? Buldum ve onu çağırdım. O da, evet. Nereden biliyorsun? O da sevgili dinleyiciler, kıymetli misafirler, Aziz Batmacı. Merhaba. Tabii bu yılbaşı akşamı bu akşam. Biliyorsunuz. Onun için biz de yeni senenizi kutlarım ve hepinize saadetler dilerim efendim. Biliyorsunuz öyle tuhaftı insanlar kendi kendini avutuyorlar. Adamın biri kahvede oturuyormuş. Kendi kendine konuşuyor. Arasal da eliyle böyle yaparmış. Sağdan sola böyle elini. Hani geç sen de yakalasın.
beyefendi. Yine kahve sakinlerinden birisinin dikkat nazarını çekmiş, yanına sokulmuş, demiş beyefendi af buyurun ama bir şey mi canınız sıkılıyor, demiş. Böyle kendi kendinize konuşuyorsunuz. Adam demiş yok, hiç canım falan sıkıldığı yok. Bilakis kendimi, demiş, eğlendiriyorum. Ne yapıyorsun da böyle kendi kendine konuşuyorsun? Kendi kendime konuşuyorum, kendi kendime hikaye anlatıyorum, demiş adam. İyi ama, demiş, ara sıra da elinizden biraz sağdan sola hani servisler memuru gibi geç yapıyorsunuz. Onu anlamadım. Ha ha ha, demiş. Anlattığım hikayeler içinde bildiğin oldu mu geç diyorum. Diğerlerini anlatıyorum kendime. Sizlerden ricam, bu çünkü şarkı değil. Bir şarkıyı 50 defa, 1000 defa dinliyoruz, seviyoruz. Halbuki bizim sanatımız çok güç. Aa, bu hikayeyi biliyorum, bu espriyi tanıyorum. Onun için evvelden biliyorsanız size geç diyeyim, lütfen. Kusura bakmayın. Şimdi tabii güzel havalarda da insan en çok mesela deniz şeyi seviyor, deniz havası. Güzel hakikaten. Akın akın yazın böyle millet adalara modalara giderken Orhan Boran'ın yanında 10 parası yokmuş. Şöyle sağa sola bakıyormuş, ne oluyor, ne geçiyor filan diye. Bir de bakmış ileride bir adam kendi kendine, ya yarabbi niye bende 10 para yoksa şu vapura binip hava alalım, gezemiyorum, deniz havasını istifade edemiyorum. Yarabbi benim günahım nedir, niye bana bunu yaptın? İsyan kendisine konuşmaya başlayınca Orhan sorgulmuş. Yavaş yavaş yani. Beyefendiniz merhaba, bendeniz Orhan Boran. Ve bendeniz bilmem ne o ara. Demiş, niye böyle isyankar konuşuyorsunuz? Nasıl konuşsam beyefendi, demiş. Şuraya bakın, millete bakın, akın akın gidiyor ya. Siz de gidin, nereye? Vapura. Para yok ya, on para yok. Orhan düşünmüş. Demiş, niye? Paraya ihtiyaç yok ki, demiş. Neden? Gidin kişiye. Evet. Sol, la, si, do, re deyin. Alın biletinizi, gidin. Orhan çekilmiş. Bir bilet parası var kendinde yalnız. Ne olsa olsun, demiş. Kişi memnun demiş ki şayet bir bey gelir de sol, la, si, do, re derse alın parasını, lütfen bir bilet verin, demiş. Peki, demiş biletçi. Şimdi bizimki kendine kalmış düşünüyor. Akıllı da adam, aklı başında, bütün kabahatı para yok. Dünyada zaten en büyük kusur bu, biliyorsun. Düşünmüş, taşınmış, ne olur, demiş, ben gitsem de kişiye sol, la, si, do, re desen ne yapar, öldürmesene beni. Adam yavaş yavaş korka korka gidiyor kişi memuruna. Affedersiniz beyefendi, bir tane sol, la, si, do, re der demez kişi memuru. Efendim de parayı almış zaten. Hemen küçük dolabından bileti çekiyor. Makineyi tank tank. Hayır, buyur efendim diyor. Adam bileti alıyor, bakıyor. Tebekkire değil millet, diyor böyle. Demek para mara yok. Sol, la, si, do, re diye en gidiyor demek ki. Biniyor vapura. Rahat rahat sigarasını tellendire tellendire gidiyor, geziyor. Dönüş. Artık biliyor da, bütün parolayı biliyor. Daha güvene güvene böyle eller çepte sigara tellendire. Kişi memuruna şefiymiş gibi sanki onun. Evladım bir tane bana sol, la, si, do, re deyince kişi memuru şabanlaşmış böyle bakıyor sana. Diyor ki herhalde bu kişi memuru daha yabancı, yeni gelmiş yani. Biraz da öğreteyim. Oğlum, demiş, sol, la, si, do, re. Kişi memuru o küçücük penceresinin perdesini kapatmış. Arkaya haber, polisleri vasıtasıyla adamı yakalamışlar. Buyurun. Nereye? Tımarhaneye. Durun yahu, yapmayayım. Yürü. Ya haberin bir şeyim yok. Ben sol, la, si, do, re dedim. İşte o evvela öyle başlar o ya. Sol, la, si, do, re başlar. Yavaş yavaş. Yine sahavetli bir bey önüne geçmiş. Ne oluyor ya, demiş. Ne var? Nedir ya? Efendim böyle böyle işte. Bu adam solestro dedi. Ne olur dediyse bilet almış. Allah Allah. Allah Allah. Bırakın ya, demiş. Vermiş parasını, bindirmiş adama para. Adamın aklı başında, hiçbir kusuru yok parasızdan başka. Demin de anlattım. Adam ama çok üzülmüş ya. Anasının hem diye bundan gelmiş. Köprüye gelmiş ama bakmış ki Orhan bana hala dolaşıyor orada. Hemen yakalamış Orhan'ı. Görsene sen burayı, demiş. Orhan'ı yakalamış yakasından. Sen utanmıyor musun? Sende şu bu yok mu derken Orhan elini aşağı indirmiş. Dur beyim, demiş. Ne oluyor, demiş. Ne var? Anladım vaziyeti. Size sol, la, si, do, re diye öğrettim. Gittiniz ki şerbetinizi aldınız mı? Aldık. Gittik, gezdik.
dönerken buyurun tımarhaneye dediler. İyi ama dönerken redo silahı son cetinizde.